Teknokulis'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mahmut Saral. Yeni bir inceleme videosunda daha birlikteyiz. Bugünkü inceleme konuğumuz Türk Telekom'un AG ile ortak çalışma yürüterek satışa sunduğu ve 4.5G desteği de bulunan Türk Telekom K8 isimli akıllı telefon modeli. İsterseniz şimdi gelin bu modelin detaylarına birlikte bakalım. Türk Telekom K8, LG'nin birçok üst seviye telefon modelinde de kullandığı tasarım çizgilerine sahip. Arkası mat ve tırtıklı ve yanlara kavisli tasarlanan telefon, tek elde sağlam bir tutuş hissi oluşturarak kullanımı kolaylaştırıyor. Ön kısım, parmaklarınız için güzel teklifler sunuyor. Öte yandan, arka tarafta konumlandırılan ve yine birçok LG telefonda yer verilen fiziksel tuş dizilimi Türk Telekom K8'de de var. Ve evet, tuşlar arkada diye endişe etmeyin, zira ekrana shift dokunarak cihazı uyandırabiliyor ya da kilitleyebiliyorsunuz. Cihazın arka kapağını ve pilini çıkarabiliyoruz. Bu tip konular da birçok kullanıcı için önemli. Hele de artık üreticilerin bu tip faktörleri yavaş yavaş geride bıraktığını düşünürsek. Cihazın microSD kart desteği de bulunuyor. Toparlamak gerekirse ekonomik bir model olan Türk Telekom K8'in gayet şık ve kullanışlı bir tasarıma sahip olduğunu söylemeliyiz. Şu an piyasada fiyatı 1000 liranın üzerinde olup da 720p ekrana sahip telefonlar mevcut. Türk Telekom K8 ise peşin olarak 599 liralık fiyat etiketine sahip ve 5 inç 1280x720 çözünürlük sunuyor. Bu ekran 294 ppi değerinde. Ekranın dokunuşlara verdiği cevaplar hızlı ve görüntü kalitesi de farklı açılardan bakıldığında dahi gayet iyi. Parlaklık düzeyi dış mekan kullanımları için yeterli. Ekranın alt kısmında yer alan sanal tuşlar size ayak bağı olmadığı gibi isterseniz ayarlara giderek tuş dizilimini değiştirebiliyor ve ek tuşlar da atayabiliyorsunuz. Telefon MediaTek'in 4 çekirdekli 1.3 GHz değerde işlemcisiyle geliyor. Ek olarak 1.5 GB RAM, Mali-T720 ve 8 GB dahili depolamada bulunuyor. Tabii depolama miktarının büyük bir kısmını Android işletim sistemi dosyaları oluşturuyor. Açıkçası 8 GB'lık depolama alanı yeterli değil. Birkaç oyun yükledikten sonra ya da fotoğraf çekmeyi seven biriyseniz hafızanın uyarı vermeye başladığına tanıklık edeceksiniz. Telefonda microSD desteği var ama yine de en az 16 GB'lık depolama sunulabilirdi. Türk Telekom K8 AnTuTu performans testimizde 30.158 puan alırken Geekbench 3 testimizde de tek çekirdekte 521, çift çekirdekte 1530 puanı elde etti. Hemen ardından da Modern Combat 4'ü oynadık ve zaten bu oyunu yükler yüklemez hafızada pek de yer kalmadı. Cihaz Modern Combat 4'ü rahat bir şekilde çalıştırmayı başardı. Ekonomik fiyatlı telefon modellerinde güncel işletim sistemlerine yer verilmediği oluyor. Güncelleme alıp alamayacakları da merak konusu. K8 ise Android 6.0 ile geliyor ve güncel bir Android deneyimi sunuyor. Cihazın arkasında LG olduğu için ekran geçişleri, arayüz tasarımı, bildirimler menüsü ve diğer birçok detay güncel LG telefonlardan aşina olduğumuz çalışmalarla neredeyse aynı. Arayüzün genellikle performanslı çalıştığını ve kullanımda ciddi bir sıkıntı çıkarmadığını söyleyebiliriz. Gelelim kameralara. Telefonun ön tarafında 5, arka tarafında da flash ışığı ile birlikte 8 megapiksel değerde kameralar yer alıyor. İki kamerada 1080p video çekimlerine izin veriyor. Ayrıca ön kamera ile öz çekim çekmek isterseniz ekran flash ışığı görevi de ortaya çıkıyor. Bu da birçok LG modelinde olan bir uygulamaydı ve bu modeli de aktarılmış. İki kameranın da fiyat unsurunu göz önüne bulundurarak yeterli performans sunduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki beklentileriniz yüksek olmamalı. Telefonda çıkarılabilir 2125 mAh pil yer alıyor. Bu pil tek şarj ile bir günü rahatlıkla geride bırakmanıza yardımcı oluyor. Tabii bu bir ekonomik model. Kullanım önceliğiniz genellikle arama yapmak ve mesajlaşmak olmalı. İşin içine kamera ve oyunları katarsak zor durumda kalabilirsiniz. Telefonda detaylı olmasa da bir güç tasarruf modu da var. Öte yandan Türk Telekom K8 LTE Cat 4 destekli, yani 4.5G desteği sunuyor. Dokunuşlara güzel tepkiler veren ve güzel bir görüntü kalitesi bulunan 5 inç ekranda hızlı internet keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz. Son sözleri gelecek olursak Türk Telekom K8 ekonomik fiyatlı telefon arayanları tercih edebileceği bir model olmuş. Baktığımızda 5 inç ekranı ve Android Marshmallow işletim sistemi ile güncel ve güzel bir deneyim sunduğunu belirtebiliriz. Peşin olarak 599 liraya satılan telefon farklı kampanya seçenekleri sonucunda Türk Telekom'dan bazı hediyelerle birlikte de teknoloji severlerin beğenisine sunuluyor. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Hazırlayacağımız yeni videolardan en erken şekilde haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.